Anatomi Academy of Success Eskişehir Şubesi sponsorluğunda gerçekleşen Klinik Yorum programından herkese merhaba. Eskişehir'de sağlığın nabzını tutmaya devam ediyoruz ve bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Ahmet Cantu Çalışkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz de iyisiniz. Sağ olun, ben de iyiyim. Kadın hastalıkları ve doğum konusu oldukça geniş bir alan. Bu noktada o yüzden ben biraz daha özel bir konuyla başlamak istiyorum. Adet, yani bizim halk dilindeki adet, regli dönemlerimiz, birçok kadının maruz kaldığı bir süreç, ancak bir o kadar da sanki kulaktan doğma bilgilerle süreci devam ettiriyoruz. O yüzden böyle bir temelini şöyle oluşturalım. Adet döngüleri ne periyotta olmalı? Bu döngülerin bir standardı yok açıkçası. Yani tüm kadın şu kadar sürede adet görmeli diye bir şey yok. Yani bu değişebilir, aydan aya değişebilir. Normalde 28 günde bir diye bilinir. Ama bu hani toplumdaki kadınların %20'sidir. %80'i işte birkaç gün, bir hafta, 10 gün öne veya arkaya kayarak oynama yapabilir. Normalde biz 21 günle 35 gün arasını normal kabul ediyoruz. Yani 21 günde bir erken olabilir, 35 günde bir geç olabilir. Bu dönemler normaldir. İşte bir ay 27 günde bir olur, diğer ay işte 30. günde olur. Standart, yani şu sürede olmalıdır diye bir şey yoktur. Bu da yaştan yaşa da değişen bir şeydir. Yani işte 9-13 yaşında başlar kız çocuktan, 49-50 yaşlara kadar devam eder. İşte erken dönemde daha yumurtalıkların çalışması oturana kadar farklılık gösterebilir süre. Menopoza yakın yumurtalıkların çalışması azalmaya başlayınca yine farklılık gösterebilir. Bu da yaşa göre de değişebilir. Etmen var aslında. Evet. Ve gerçekten ben de 28 günde bir normali gibi biliyorum. Demek ki bu da işte kulaktan doğma bir %20'dir bu. %80'de oranda değişebilir. Oranda gerçekten düşükmüş. Evet. Peki yılda bir kadın en az bu mantıkla 10 kez, işte 10 kez, 12 kez, evet, o süreyi baz alırsak aşağı yukarı o kadar görebilir. Peki burada hocam yoğunluk, yani o kan akışının yoğunluğu da önemli değil mi? Yani mesela ortalama kaç pedi değiştiriyor olmalı bir kadın? O da önemli ama onun da böyle bir standardı yok, şu kadar değiştirme dediğimiz bir şey yok. Yani genelde başlama periyodu işte küçük minik lekelenmeler şeklinde başlayıp daha sonra yoğunlaşır, daha sonra minik lekelenmeler şeklinde de sonlanır. Bu da ortalama işte maksimum 5-6 güne kadar uzayabilir. Yoğun günler sayısı işte 2 günden 4 güne, 3 günden 5 güne değişebilir. Kullanılan pet sayısı da değişir açıkçası, yani 3-4 pet değiştiriyordur. İşte son günde de biraz daha azalarak geçer. Bunlar tabii böyledir, yani yıllarca benimki böyle, işte böyle devam ediyor. Ama farklılık göstermemesi lazım. Yani işte 5-5 aylarda işte yoğunluk olarak biraz önce söylediğim işte miktarlar daha işte her geçen ay benim kullandığım pet sayısı artıyor, yoğun gün sayısı artıyor. 5-5 aylarda bunu istemiyoruz. Bir kere oldu, önemsemiyoruz. Yani stres, hava değişimi, çevre faktörleri, beslenme faktörleri etkileyebilir. Ama 5-5 aylarda giderek artması, giderek azalması, onları araştırmak gerekir. Peki bu bağlamda ne zaman endişe duymalıyız? Ne zaman bir doktora gitmeliyiz? Eğer ki bu işte süre olarak önemli, biraz önce bahsettiğimiz 21-35 gün, miktar olarak önemli, işte 5-6 gün, yoğun gün sayısı 3-4 gün, artı geçirdiğimiz dönemdeki ağrı önemli. Yani bunların üçü eğer günlük hayat etkileyecek düzeydeyse veya 5-5 aylarda oluyorsa bunları mutlaka değerlendirmek lazım. Bunlar olmasa da aslında yıllık mutlaka muayene olmak lazım, değerlendirmek lazım. Çünkü hani farklı şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Tabii, ama mutlaka. Ya ben aylık adetlerim artık çok ağırlı olmaya başladı. Her ağrıda ben acile gitmeye başladım. Giderek her ay benim kanamam yoğunlaşmaya başladı. Kullandığım pet sayısı artmaya başladı veya çok azalmaya başladı. Artık pet kullanmıyorum. Günlük petlerle işte geçiriyorum adet dönemi. 5-5 aylarda bunları incelemek lazım. Peki genç kızlarımız için onların adına bir soru sorayım. Kaç yaşına kadar adet olması beklenir bir gencin? Yani şu yaşa kadar olmadıysa bu bir inceleme alınmalı dediğiniz şöyle, bir yaş var mı? Şöyle, bu da son yıllarda bu değişiklik gösterdi. Evet. Yani biz çok eskiden biz asistanken böyle işte 13 yaş, 14 yaş o dönemlerde görülmeye başladı. İşte beslenme düzenli, kilo alma, obezitenin artması, yağlı beslenme, bunlar artık hep daha erkene çekmeye başladı. İşte 9 yaşlarda, 10 yaşlarda falan adet görmeye başlandı. Çok erken görüyor. İşte 7 yaşında başladı, 8 yaşında başladı. İncelemek gerekir acaba hormonal bir problem var. Veya işte çok gecikti, 16 yaş, 17 yaş hala olmuyor. İşte fizik yapısı iyi olmasına rağmen ultrason. Bunları incelemek lazım. İşte hormonal bir problem var mı veya bunlar tetikleyici başka sistemik problem var mı?
bunları incelemek lazım. Sadece geç kalması değil, çok erken başlaması da evet, bir problem. O da çünkü hani erken gelişim sağlayıp, erken işte kemiklerin olgunlaşmasını sağlayıp evet, ileride farklı problemlere sebep olabilir. Peki genelde bu adet düzensizliğinin sebepleri neler oluyor hocam? Klinik deneyimleriniz? Ya şöyle, genelde çevresel faktörler daha çok etkili oluyor. İşte biraz önce bahsettiğimiz bu yaşadığımız stres, beslenme şeklimiz, kullandığımız rahatsızlıktan dolayı kullandığımız ilaçlar, işte aşırı kilo almamız, aşırı kilo vermemiz kısa sürede, bunların hepsi etkili olabiliyor. En sık gördüğümüz bunlar. Daha nadir sebeplerde işte fizyolojik sebepler olabiliyor, işte anatomik bir problem oluyor, işte bir yumurtalık kistler oluyor, işte miyom oluyor, polip oluyor, rahim ağzında minik yaralar oluyor, onlar böyle adet kanaması gibi ama minik minik ona kanama zannediyor. Bunlar da sebep olabiliyor. Aslında pek çok sebep var ama tedavi yöntemleri sorsam sebebe göre de bir sürü tedavi yöntemi vardır değil mi? Sebebe göre de değişiyor. Evet. Yani biraz önce bahsettik ya, çevresel faktörlerle daha çok düzensizlik oluyor diye. Ona bağlı eğer peş peş aylarda böyle düzensizlik olursa, hormonal düzenleyici ilaçlarla işte 2-3 aylık veya 3-4 aylık tedaviyle %80-90 başarılı oluyor. Yani düzene sokuyoruz onu. Kestikten sonra daha sonra devam etmiyor. Diğer anatomik bir sebep var buna sebep olan. Onlar da işte medikal olarak hani ilaç tedavisi de tedavi ettiğimiz gibi cerrahi olarak da işte buna sebep olan çok yoğun kanama yapıyor. İşte polip, miyom. Onları alarak onlarla da başarılı sağlayabiliyoruz. Peki, tamamlıyoruz. Evet, evet. Tamam hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Siz de bahsettiğiniz her kadın yılda bir kez en az mutlaka bir kadın doğum uzmanına muhakkak gözükmeli. Muhakkak. Bunun da altını çizelim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik. Ancak kapanışı yapmadan önce sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Makyajımı yapan sevgili Aysu Aslan, make-up artistimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve ana sponsorumuz Atomy Academy of Success Eskişehir Şubesi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Atomy Academy of Success Eskişehir Şubesi'ndeyiz ve şube yöneticisi Meliha Koçyiğit bizlerle Atomy markasını anlatacak. Öncelikle sormak istiyorum, Atomy bir güzellik markası mı? Hayır, elbette. Sadece güzellik markası değil Atomy. Şu an 60 ülkede bize mutlak kalite, mutlak fiyat felsefesiyle günlük hayatımızda zaten kullandığımız ürünleri sunan platform bir şirket aslında. Nedir bu ürünler? Neler var şu an Türkiye'deki ürün gamımızda? Güzellik ürünleri, evet, en iddialı olduğu ürünlerden gıda takviyeleri, kişisel bakım ürünleri ve temizlik grubu ürünleri var. Gerekli yerlerden, gerekli bakanlıklardan izinleri alındıkça da ürün gamı gitgide genişleyen bir şirket. Peki bu ürünlerin içeriklerinden biraz bahseder misiniz? Elbette. İlk söylediğim gibi mutlak kalite, mutlak fiyat felsefesiyle bize ürün sunuyor zaten Atomy. Öncelikle en kaliteli ham maddeyi seçiyor. Ve bunu Kore Atom Araştırma Enstitüsü'nde geliştirdiği üretim teknolojileriyle bizim maksimum faydamıza olacak şekilde ürün haline getirip bizlere sunuyor. Arada dağıtıcı, herhangi bir toptancı olmadan, reklam maliyetleri yükselmeden çok kaliteli ürünleri çok çok uygun fiyatlara almamızı sağlayan bir online satış mağazası. Ve içerikler temiz, temiz vegan. Temiz içerikli kesinlikle. Bunların altını çizelim. Bir de Kore markası Atomy, değil mi? Elbette. 2009 yılında Kore'de kurulmuş köklü bir şirket. Çok da hızlı büyüyen bir şirket. Bir de diğer markalardan farkımızı öğrenmek istiyoruz. Dediğim gibi Atom Araştırma Enstitüsü ile çalışıyoruz. Dolayısıyla çok yüksek teknolojili ürünler üretiyoruz biz. Ve bir farkı daha var bence. Denemeye açık dediniz. Onlardan da bahsedelim. Evet, eğitim merkezimiz zaten bu amaçla burada. Bir merak eden, Atomy ile tanışmak isteyen herkese kapılarını açıyor. Buraya gelenler tüm ürünleri istediği gibi deneyebilirler, deneyimleyebilirler. Merak ettiklerini, beğendiklerini, nasıl sipariş vereceklerini benden öğrenebilirler. Sizden de randevu alıp diledikleri zaman gelebilir. Kesinlikle. Ama randevu almaları gerekiyor. Çünkü yoğun çalışılıyor burada da. Gelen misafirimizle de birebir ilgilenmek isterim. O yüzden randevuyla gelirlerse seviniriz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi gönderinin altına yorum yapanlar arasından bir çekiliş yapılacak ve buradan çıkacak 5 kişiye ücretsiz cilt bakımı. Ayrıca klinik yorum 10 koduyla gidenlere de satın alacağınız ürünlerin üzerinden de %10 indirim uygulanacak. Bu fırsatları kaçırmayın, bizi takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.